Otel Angele Koman'ın Saklı Bahçe Kır Salonu'nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde ilk konuşmayı ilçe başkanı Bülent Temelli yaptı. Bu arada istirahat ederken başbakanımızın bugün Erzurum'daki konuşmasını dinledim. Başından sonuna kadar dinleme şansım oldu. Allah ona güç kuvvet versin. Gerçekten oradan oraya dün biliyorsunuz Samsun, birçok ilçe ve ondan sonra bugün Erzurum. Özellikle bu yolculuğun da tabii ki önemi var. Bu yolculuğun da manası var. Ve inşallah ülkemiz yeniden bir istiklal mücadelesinin, yeniden halkın iktidarının, halkın istiklal mücadelesinin doğuşuna şahit olacak. Ve inşallah 10 Ağustos'ta ki biraz sonra benden sonra değerli konuşmacılarım da bahsedecektir. İnşallah yine 10 Ağustos'ta bir İnegöl destanı daha yazarak Cumhurbaşkanımıza en yüksek oy oranında bir İnegöl'ü işte bu AK kadroyla bu teşkilatla birlikte vereceğiz. Belediye Başkanı Ali Aktaş ise Ramazan bütün hızıyla güzellikleriyle ilerliyor. İlçemizde de Ramazan ayını dolu dolu idrak ediyoruz diye konuştu. Ramazan bütün hızıyla ilerliyor. Ramazan bütün güzellikleriyle ilerliyor. İlçemizde de Allah'ım olsun Ramazan dolu dolu idrak ediliyor. Camilerimiz, caddelerimiz, sokaklarımız Allah'ım olsun Ramazan'a yaraşır ve yakışır bir şekilde. Hepinizin bildiği gibi kıymetli kardeşlerim, mahalle konağımızda her akşam 900 civarında bay bayan misafirimizi ağırlıyoruz. Orada iftar veriyoruz. Bunun yanında belediyemiz marifetiyle Ramazan'a yönelik erzak dağıtım ve benzeri faaliyetler devam ediyor. Yine işte ikinci akşamı Sayın Başbakanımızın da telekonferansla misafir olduğu müsiatın iftarı vardı. Önümüzdeki günlerde yine farklı iftarlar var. Bunun yanında özellikle sizleri bir arada görmüşken bilgilendirmek de istiyorum. Yurt dışı iftarlarımızda iş adamlarımızın destek ve katkılarıyla yaptığımız yurt dışı iftarlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise çok güzel camiye aitsiniz. Bu camiye bugün Türkiye'mizi, bölgemizi, İnegöl'ümüze ve Bursa'mıza çok değerli hizmetler ediyor. Etmeye de devam edecek diye konuştu. Çok şükür ki AK Parti var, AK Partililer var, AK Parti'nin başında genel başkanı ve başbakanı var. Ve ülkemiz bu geçmiş dönemde 12 senede aldığı, kat ettiği yolun daha büyüğünü, daha mislini inşallah 2023 hedeflerinde, 2053 hedeflerinde, 2071 hedeflerinde de katledecek ve sizlerin destekleriyle de büyüyen aile yapısıyla, AK Parti ailesiyle inşallah uzun yıllar iktidarda kalacak.